Anadolu Xəbər Agentliyinin xəbər müxbiri, Qazaxıstan müxbiri Aliyə Rahimbekova hal-hazırda canlı bağlantıdadır və biz ona sabahın xeyir olsun deyirik. Sabahınız xeyir olsun Aliyə xanım. Teşekkür ederiz. Sizlere de sabahınız hayır olsun. Kazakistan'la ilgili, COVID-19'la ilgili son durumları, son gelişmeleri anlatayım sizlere. Buyurun. Kazakistan'da vaka sayılarında artış gözleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre vaka sayısı 704'e ulaştı. 6 kişi de hayatını kaybetti. 51 hasta da iyileşmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin 50 yaş üstü kişilerin olduğu ve onlarda kronik hastalıkların bulunduğu biliniyor. Sağlık yetkilileri vakaların çoğunda salgın semptomlarının bulunmadığını, 16 vakanın durumunun ağır olduğunu açıklamıştı. Vakaların 45'inin çocuk olduğu bilgisini de paylaşalım. Ayrıca 120 sağlık görevlisine de virüsün bulaştığı bilgisini de aktaralım. Ülkede salgına karşı 16 binin üzerinde sağlık çalışanı mücadele veriyor. Ayrıca COVID-19 şüphesiyle 10 binden fazla kişi evlerinde, 2000'in üzerinde kişi de hastanelerde karantinada tutuluyor. Yetkililer vaka artışında zirvenin bu ay yaşanacağını bilgisini veriyor. Toplam vaka sayısının 3500'ü geçmeyeceğini tahmin ediyorlar. Vakaların yoğun kısmı Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde bulunuyor. Burada karantina önlemleri sayesinde virüsün yayılma hızının azaldığı gözleniyor. Bu şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştır. Fakat insanların eczane ve marketin dışında sokağa çıkmamaları isteniliyor. Maske konusuna gelirsek virüsün tespit edildiği ilk günlerde maske eksikliği görülmüştü. Fakat sorun şu an giderilmiş durumda. Karantina nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara da devlet tarafından 100 dolar civarında ödenek yapılmaya başladığı bilgisini de paylaşalım. Ülkede olağanüstü hal 15 Nisan'a kadar geçerli. Fakat salgın yayılma hızı azalmazsa karantina süresinin uzatılması bekleniyor. Genel bilgiler bunlar.